İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi yine hükümetin istifası ve erken seçime gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Yakınları ise İsrail'li esirlerin bir an önce eve dönmesi için sokaklardaydı. İsrail'de binlerce kişi bir kez daha sokaklara çıktı. Hükümet protesto ederek Gazze'deki esirlerin geri getirilmesini istedi. Tel Aviv'de gösterilerin merkezi Savunma Bakanlığı'nın önü oldu. Göstericiler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve liderliğindeki hükümete seslendi. Tel Aviv yönetimini İsrail'in güvenliğini sağlayamamak ve Gazze'deki İsrailli esirleri umursamamakla suçladı. Gösteride erken seçim sloganları atıldı. Göstericilerin bir kısmı daha sonra Kaplan Caddesi'nde ateş yaktı. Yolu trafiğe kapatmak isteyenlerle polis arasında arbede ve sözlü atışmalar yaşandı. Yaya ve atlı polisler göstericilere müdahale etti. Tel Aviv'deki müze meydanında toplanan İsrail'li esir yakınları ve onlara destek veren binlerce kişi ayrı bir gösteri daha düzenledi. 7 Ekim'den bu yana protesto gösterileri düzenleyen İsrailliler, esirlerin bir an önce kurtarılmasını talep ederek ellerinde İsrail'li esirlerin fotoğraflarını taşıdı. Esir aileleri göstericilere hitaben yaptıkları konuşmalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifinin kabul edilmesi çağrısı yaptı. Netanyahu'nun ayağa kalkmasını ve Biden'ın sunduğu İsrail önerisini kamuoyu önünde desteklemesini istiyoruz. Netanyahu'nun tekrar ayağa kalkmasını ve bu anlaşmayı kabul etmesini talep ediyoruz. İsrail ordusuna göre Gazze şeridinde hala 136 İsrail esir bulunuyor.